düşünüyorsun? Çok iyi. Malatya için çok iyi. Otel burada kapalı olduğu zaman Malatya turizmi baltalanır. Evet. Çünkü gelen tekrar geri gider. Ama açık oldu Malatya turizmi daha fazla akına olur. Tabii bir de belediye çalıştırdı ya. Evet. Belediye yapamadı. Yani ben söyledim dedim yapamazsa dedi ben yapamazsa yapamadı kapadı. Şimdi nedeni ben desem bilmiyorum ki neden ise orada eski gibi değil. 71 yılında Adıyaman tarafında baraka var ya orada bir çay may sattık. 76'ya kadar 76'dan sonra Adıyaman'a kavga dövüşler başladı bıraktım. Baktı yalnız İstanbul'a gittim dedim ki ben Malatya'ya anlamda yol getireceğim. Dedi kime güveniyoruz dedim Ahmet Karahasan'a güveniyorum dedim. Milletvekili. En son Ahmet Karahasan sağ olsun bakan oldu. Şimdi Ahmet Karahasan yolu buraya getirdi. Buna getiremezdi. Tek kişiydi. Şimdi AK Parti'de 4-5 tane var. 1 kilometre yolu yapamıyorlar. Çok ayıp bir şey. Yani bu daraltın yüz kararı. Yani ben senin değil. Ben şahsen Malatyalı olduğuma utanıyorum. Ya size bugün asfalt ne için buraya gelmiş? Turizm için geldi. Çok köyler asfaltsız, yolsuz bile. Evet. Şimdi diyorlar ki ne mutlu için temsil asfalt geldi buraya kadar. O burada öteye niye yapılmasın ya? Çok ayıp bir şey. Gelen çok ilaçta geri dönüyor kendi arabası. Burada çıkamıyor. Çıkamıyor evet. Birden yol kaybolur. Taş diye bir lavha var ya. Evet. Oraya kadar araba gelirdi. Orada çayda köprü yoktu. Sırtımıza alıp karşı tarafa geçirdi. Orada katırlara bindirip buraya getirdik. O zaman da yani isteyen geliyordu ama çok çile çekiyordu. Çok zorlu görüyordu. Şimdi çok daha rahat. Ahmet Karahasan olmasaydı bu yıl buraya gelmezdi. Mümkün değildi yani. 57-58 senelerinde o terasta göl vardı bir kadın Müsköl. Bir de Dörner vardı doktor Alman. Karl Dörner. Ona çalışma yapıyorlardı. 150 kişi, 200 kişi adam çalışıyordu. Çalışmadan neydi? Fıçayla taş temizliyorlardı. Kürekle böyle elle taş topluyorlardı. İşte öyleydi. Ben ufaktım. Ben o zaman katırla burada su taşıyordum oraya. Oraya, zirveye. Bir günde 3 sefer su taşıyordum oraya, kadı sırtıyla. Boştu. Şimdi önce de orası varmış, bozulmuştu. Yaptılar, pist oraya kondu. Sonra da oraya bırakmadılar ki helikopter kursa. Helikopter parmağına döndüğü zaman o taşlar titriyordu. Ya, ha, ben oradaydım o gün. Geldiği zaman helikopter Kenan Orhan da yine böyle bir marifetli bir şey söylemedi. Birisi orada dol çalıyordu. Evet. Orada çağırdı dedi ki sen dol çalıyorsun, para kazanıyor musun? O da dedi ki ben para için değil, seni karşıladım diyor, seni memnun etmek için dedi. Öpsin üç ya. Tane helikopter geldi. Geldi helikopterle indi oraya, atrafta dolaştı. Ama yarım saat dolaştı. Üç tane helikopterdi işte. Karada da birkaç tane koruma gelmişti. Bir yarım saat dolaştı, bindi gitti. Yani şimdi ben ilk olarak gördüğümden 53'teydi, 52'deydi. Evle yaylardaydı. Orada çalışıyorlardı biliyor musun? Öğle yemeğini burada Yusuf amcanın öğle yemeğini aldım götürdüm. O zaman gördüm ya bu taşlar nedir bunlar şöyle zaman. O çukur yıllar var ya onlara heykel dikilmiş. Hep devrilmiş. Ufaklar. İşte 52-53 yıllarından ben yine orayı gördüm. Çok böyle nazik bir kadındı. Acımlıydı. Evet. Köleyi gördün mü? Köleyi severdi, ilaç verirdi, elbise verirdi. Aslında gahtada katırlarla elbise yükleyip getirip burada köye dolduruyordu. Şimdi önce geldiği zaman bizim bu tarafta kimseyi çalıştırmıyordu. Hep gahtalar çalıştırıyordu. Geldi o çeşmenin başında bir şantiyasına kurdu. Yusuf amcanın bir büyük bir amcam vardı. Amcam muhtar oldu geldi dedi ki siktir ol git burada çalışmadı. Su vermiyorum dedi. Niye bize adam çalıştırmıyorsun? Tamam dedi. Bundan sonra dedi sen adam al çalıştır işte çıkar dedi. Tamam sana dediğin olsun. O zaman bizim bu tarafta İşçi olarak çalışmaya başladılar.